Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Angliyaning turlik mallar savdo shirkati majburiy emgak mahsulotlarini boykot qilish chaqiriqiga imzo qo'ydi. Angliya turlik mallar savdo shirkati Marks va Spencer yerlik jamiyatlar va emgak tashkilotlari birlashmasi qo'zg'agan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan majburiy emgak chetishlik mahsulotlarini elib sotishni boykot qilish chaqiriqiga imzo qo'ygan. Fransiya xalqaro radiosi Angliya taratquvlarining xabarida naql qilib xabar qilishcha Marks ve Spencer bundan keyin Sharq Turkistan'dan import qilayotgan xom ashyo ve mahsulotlarni sotib olishni to'xtatdi-kan. Yerlik jamiyatlar ve emgak tashkilotlari birlashmasi qo'zg'agan mazkur chaqiriq harakati korxonalarning o'zlarining sanoat zanjirini tekshirib, Sharq Turkistan'daki majburiy emgak vositasi bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni boykot qilishini nishonlagan. Mazkur ittifoqning ko'rsatishicha navbatda Sharq Turkistan'daki kiyim-kechak to'qimachilik Yip yoki paxta mahsulotlarini sirtqi chiqaradigan har qanday market tijorati Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan majburiy emgak vositasi bilan munosabatlik bo'lib, kishilik huquq tafsandichiligidan naf olishdan boshqa narsa emas ekan. Bildirilishicha Sharq Turkistonning paxta mahsulotlari dunyodagi umumiy paxta mahsulotining taxminan 20% ini egallaydigan bo'lib, Marks va Spencer shirkati har yili taxminan 40 ming tonna paxta yip sotib oldi ekan. Sharq to'rining xabarida bildirilishicha Marks va Spencerning chaqiriqqa imzo qo'yishi boshqa shirkatlarni ta'minlash zanjirini tekshirishga va Sharq Turkistondagi majburiy emgak mahsulotlariga embargo yurgizishga ilhomlantirish uchun ekan. Shirkatning ijroiya direktori Richard Price bu vaqtda to'xtalib, biz izchil axloq prinsiplariga rioya qilgan holda kiyim-kechak tikishga hamda boshqalar bilan bo'lgan hamkorlik sohasida yangiliklarni qo'lga keltirishga tirishimiz degan. Xitoyda transport haqqi zo'r darajada o'sib ketdi. Xitoy xabar manbalarida oshkorlanishicha, Xitoydan chat elga to'shilgan mollarning transport haqqi oldingi yildagidan 3 hissa oshgan. Xabarda qayd qilinishicha, 2020-yili Xitoy virusi yuqumining og'ir ta'sirida butun dunyoda savdo aloqa ostlab ketgan bo'lib, oldingi yarim yilda to'sh ehtiyoji shiddat bilan tovallab, yaqinqi oylarda osti-osti asliga kelishga boshlagan. Növbəti transport toşu körsətkici 6,84% ösüb, bazarda birinci orunğa ötkən. Əşya obortuda bolğan ehtiyac künsürü küçüyüşkə başlaqan bolub, Xitaydın Qərbi Amerikiyaya yük toşu tənlərxi aldınqı yil beşiqə seliştirğanda təxminən 3 həssə aşqan. Küzətkücülər eksportqı tayınıb, həddidin eşibatqan Xitay eksportunun vəyran buluş xəvpi bar ikəllikini, Xitaydın mal zəkas qılğan çətəllik soğudigərlərinin yenidin mal zəkas qılış nisbiti tövəlligəllikini. Hatta qismen savdogarlarning zakaz qilgan mallardan voz kechganligini bildirishmoqda. Xitoy yuqum sababli bir shaharni qamal qildi. Amerika ovozining 8-yanvardagi xabarida bildirilishicha, Xitoydagi qaytadan bosh ko'targan virus yuqumi davomli kuchayishga boshlagan bo'lib, Shijiazhuan shahrida barliq qatnash to'xtatilgan. Xabarda bildirilishicha, Xubey o'lkalik sihhiya komiteti payshanba kuni dokulat e'lon qilib, 6-yanvar bir kun ichida Xubey o'lkasida virus bilan yuqumlanuvchilarning 51 kishiga yetganligini, buning ichida Shijiazhuan shahrida 50 bemor bayqalganligini, yangidan yana 69 kasallik alomati yo'q yuqumlanuvchi bayqalganligini bildirgan. Bildirilishicha, yuqum sababli 11 million aholisi bor Shijiazhuan shahrida seshanba kuni jiddiy holat e'lon qilingan. Barliq tosh yo'l, temir yo'l va havo qatnashi to'xtatilgan. Shaharga kirgan barliq mashinalar qaytirib o'tilgan. Rayonda yuqumning oldini olish va kontrol qilish haqida unumli tadbir qo'llanmaganligi sababli 3 amaldor javobgarlikka tortilgan. Ma'lum bo'lishicha, Shijiazhuangda bayqalgan yuqumlanuvchilarning ko'pinchisi ommaviy faoliyat, to'y va boshqa yig'ilishlarda yuqumlangan. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Istanbulda kengash yig'ini o'tkazdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi a'zo tashkilotlarining raislari, rais vakillari va jamoat arboblaridan 20 kishining qatnashishi bilan 7-yanvar Istanbulda kengash yig'ini ochib, yangi boshqaruvish tuzilmasini shakllantirdi. Shundoqla a'zo tashkilotlar aro tashkiliy prinsip, qimmat qarash va umumiy strategiya va pozitsiyalar o'rtoqlashildi va birlikka kelindi.
Yığında yana yıllık hareket planı hakkında müzakere ötküzüldü. Kengeş yığınında yeni başkuruş tüzülmesi kaytadan şekillendirilip, aza teşkilat reisleri ve reis vekillerden teşkil tapkan kengeş heyeti, birliknin icra işlerine mesul katiplik heyeti ve birliknin halk ve halkara alakalardaki vekil ve obrazı bulgan bayanatçı bekitildi. Ciddi ilinişi gerek bulgan kademler ve zürür tayarlıklar hakkında kararlar bekitildi. Yığında yana kün tertipteki Türkiye-Xitay arasındaki cinayetçilerini almaştırış gelişim namesi ve onun karıda kılınan hizmetler müzakere kılındı. Şundaklı keyingi küllerdeki ziyaret ve uçuruşlarına alakadar meseleler meslehet kılındı. Bu kıtımlık kengeş yığını Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin kurulmasını mükemmelleştiriş ve aza teşkilatlar arasındaki münasebet ve hemkarlıkını küçeytişini maksat kılgan bulup, aza teşkilatlar ara Şarkı Türkistan davasının asasi prensiplerini koğdaş ve teşvik kılış. Şarkı Türkistan davasının âli menfaatini nişan kılgan asasta türlük hemkarlıklarını ornutuş ve hareket kılış. Dava menfaatiki ziyan yetküzdüğün hareket ve tereplerge karıştırış katarlık noktalarda ortak karar çıkarıldı. Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği 2016 yılı Türkiye'de kurulgan siyasi organ bulup, aza teşkilatları birkançı devlette aktif hareket kılmakta. Xitay vaksinasını kandak kişilerge emleşke bolmaydıganlıkı aşkarılandı. Yakınki küllerde Türkiye köp miktarda buyrutkan Xitay vaksinasının kimlerge emlindiganlıkı, kimlerge emleşke bolmaydıganlıkı Xitay taratkolurda aşkarılandı. Yakınki neç gün içinde Xitay'nın teşvikat organları ictimai taratkolar arkalık tarqatkan kıskısında bu vaksinin 18 yaştın tövellerge ve 59 yaştın yukurlarga ilgiri vaksini emlenip iğir derecede reaksiye kılgallarga hamildar ayallarga, sozulma karakterlik ya ki ciddi karakterlik keselgi giriptar bolgallarga, kızıtması barlarga ve doktor emleşki bolmaydı dep diagnoz koygan başka kesellerge emleşki bolmaydı gallıkı bildirilgen. Türkiye Sahiye Ministerliki vaksini kelgendiyken en avval doktorlarga, andın 65 yaştın yukarı kişilerge emleydi gallıkını bildirvatkan bir peyitte, Xitay taratkuları ilan kılgan bu malumatlar dikkat kozgumakta. Uyghur yaşları ve ösmürleri mecburi emgekinin kurbanı bulmakta. Xitay virüsü sebeplik nurgullugan caylar kamal kılıngan bugünkü de künde Şarkı Türkistan'daki Uyghur yaşlar mecburi emgek üçün sürgün kılınmakta. Bugün ictimai uçurvasları tarqalgan bir sında Şarkı Türkistan'dan malum şehirdeki bir bekette 13-18 yaş öpkörüsüdeki bir türküm Uyghur yaşları ve ösmürlerinin yük takısını yüdüp, korallık sakçının nazareti aslıda başka şehirge elip minilgallıkı da körünüş körüsligen. Balılarını uzatkılı çıkan ata anılarının çıray ifadelerinden ve bu yaştaki balılarının korallık sakçı tarafından elip minilgallıkıdan onlarının mecburi emgeki kitivatkallıkını körü valgılı bulundu. Bundan burunmu bununla okşaş köplügen sıllar tarqalgan bulup aile azaları ceza lagırdı bulgan yaş balılarının mecburi emgeki silindigallıkı hatta onlarga maaş berilmeydigallıkı aşkarlanğan idi. Xitay Şarkı Türkistan'da ceza lagırı siyasını yolu koygandan başlap, mecburi emgek siyasını mı tan icra kılıp, halkara cemiyetinin katlıq tanqidiga duş gelmekte. Xitay dairleri Şarkı Türkistan'da köçmez mülükünü tizimlaş hareketi başladı. Xitay rejimi növetti Şarkı Türkistan'ın yazılarda köçmez mülükünü tizimlaş guvahname tarqıtış hizmeti namıda bir hareket kozgap, Uyghur yezi ahallarının mal mülüklerini tizimlaşını başlayan. Aksu gezdinin bu aktiki haberde malum buluşa Aksu vilayeti herkaisi nahiye şehirlerinin yezi bazarlarda köçmez mülükünü tizimlaş ponkiti tesis kılgan. Vilayet bu içe köçmez mülükünü tizimlap guvahname tarıqtış hizmeti tamamlanan ve 385.296 guvahname tarıqtılgan. Xabarda Xitay rejimi bu hareketini devletki ve halkı paydalık çoğun iş, dehqanlarının hukukunu koğdap mal mülük hukukunu kapaletke iyi kılıdu dap tariflegen. Bırak çetelerdeki Uyghur küzetküçüler bunu Uyghurlarının hususi hukuklarına iğir derecede tacavuz kılgallık dap karımakta. Köçmez mülük adette nahaydı kan mühendini işbadlaydıgan bir adalgu bulup, o pekat yer zimin ve öycay belirli çeklenmeydiken. Küzetküçüler Xitay rejiminin burunmu Uyghurlarının mal mülüklerini her xil bahanlar bilen tartıvalgallıkıdak tarihi paketlerden yolu çıkanda bu kıtımlıq köçmez mülükünü tizimlaş hareketini yeni bir kıtımlıq talan tarajının tayarlıqı buluşu mümkün dep mülkerlemekte. Bu hareketinin Şarkı Türkistan'dan başka vilayet oblastırdımı birdek yürgüzlü vatkallıqı malum.
Qağılıq naisidiki 4 yezidin 14 minge yakın adam öylerden köçürüp etilgen. Xitay rejiminin Uyğur yezi ahalilerini öy makallardan köçürüp, onlarını toplap idare kılış ve mecburi emgekçilerge aylandırışını devamlaştırıp atkallıqı malum. 4 yanvar günü Xitay'nın Xinhua toru tarqatkan bir videolu haberde eytilişçe, Qağılıq naisinin Çipan yezisi ve Kökyar yezisi qatarlıq 4 yezidin hazırgıcı 14 minge yakın adam köçürüp etilgen. Əsli makallaşkan tağlardan köçürüp etilgen yezi ahalileri hazır Aqtaş dep nam berilgen küçük şehirçige oğurlaştırılgan iken. Xəbərdə Aqtaş şəhərçisi atalmış Şinjandakı namratlıqdan qutuldurışdakı ən çox köçüş rayonuna aylandı deyilgən. Şərqi Türkistandakı faqat 400 ildə 14 min adamın öy makallardan köçürüb ötilishi çətəllərdəki gözətçilərin küçlük diqqətini qozğıdı. Bu məzkur hərəkətin kölümünün intayın kənglikini göstərib verməkdə. Xəbərdəki videoluq görünüşdə quruqaq bir çöllükdə bir-birə oxşaş qılıb silinğan sərəngi qıpıdak öylər göstərilgən. Ve yezi ahalileri bu yerge köçüp gelgendeyken, işik aldıda işiqi oğruluşup, muqim hizmet şaraiti ve muqim kirimge erişkenliki ilgiri sürülgen. Körünüşte Uyghurlarının bakmacılık fermisi kiyimdiki zavutları qatarlıqlarda işlevatkan körünüşleri körüstülgen. Halbuki çetellerdeki tetkikatçılar bunu Uyghurlarını yığıp başqoruş ve mecburi emgekli selişte bahalamaqda. Xitay rejimi 2017 yılı Şarkı Türkistan'da bir yaxtın lagırlarını yolu koyup, milyonlarca Uyğurunu lagırga kamıgan bolsa, yeni bir yaxtın Uyğur yezi ahalilerini öy makallardan mecburi köçürüp, onların tabii yaşaş yollarını yoqutışını tizletken ve onlarını kul emgekçilerine aylandırgan idi. Nöbette Uyğurlarının mecburi emgekçi seliniş meselesi halkaradı küçülük inkas kozgavatkan muhim mesele bulup kaldı. Xitay konsulxanası aldıdaki yaşlarının namayışı devam kılmaqda. Xitayın İstanbul'daki baş konsulxanası aldıda ötküzülüvatkan Uyğur yaşlarının namayışı izcil devamlaşmaqda ve teximi köp taratqu ve təşkilatlarının diqqətini tartmaqda. 7 yanvar Türkiye Yazğıçılar Birleşmesi İstanbul Şöbesinin reisi Mahmud Beyikli Xitay konsulxanası aldıda tuqqalları üçün namayış kılıvatkan Uyğur yaşlarının hareketini qollash üçün ziyaretke bardı ve akbarat elan kıldı. Özünün her vakit mezlumlarının yenide ikkallikini bildirgen Mahmud Beyikli Efendi kılgan sözü de Şarkı Türkistanlıq yazgıcılar, şairler, sənətkarlar ve akademikler Xitay tarafından nahaq kolgu elindi. Bir devletin ziyalilerini cimiktiriş o devletki kılıngan en çok irki kırgınçılıqdır. Uyğur yazgıcılar, ziyali alımlar tızıraq erkillikke erişişi ve Xitay bu hatalıqlardan vazgeçişi kerek. Xitay insan kalıbından çıkan kılmışlarını devam kılış arkalıq Uyğur xalqının dinini yaşışını çekilip, kelgüsü yeni evlatlarının İslamlaşığa tosalığı bulmaqda. Onundan başka, Xitay eli beruatkan her türlük basturu siyasetinin hemmesi op uçuk irqi kırgınçılıqdır. Milyonluğun insanlar ceza lagırları ve türmelerde kıyın kıstakı elinmaqda. Epsos ki, devletimizde bir kısım insanlar mezlumlarını terörçü körüstüş üçün tırışı batıdı. Təliyimizde onlarının hiç kayısının cemiyet üçün bir kımmeti yok. Xitayın bu zulümüğü sükut kılsaq bulmaydı. Xitayığı diplomatik besim işiltişimiz kerek digerlerini bildirdi. Türkiye'li bir şairimiz der ki, şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. Şairler her yerde haykırırlar. Çünkü şairin en büyük silahı şiiridir. Şiirin gücü tankların, topların gücünden daha etkilidir. Şiir sınırlar dinlemez. Şiir sınırları aşar ve sınırları aşarak mesajını bütün dünyaya ulaştırır. İşte Doğu Türkistan'da şu an hapishanede bulunan Abdülkadir Celaleddin de hapishanede yazdığı şiirle katil devletlere, kapitalist devletlere ve bütün emperyalistlere duygu düşüncelerini şöyle yansıtmaktadır. Bugün burada Abdülkadir Celaleddin'in dili oluyoruz. Abdülkadir Celaleddin'in şiiri oluyoruz. Onun nefesiyle, onun ağzıyla, onun duasıyla sesleniyoruz ve onun şiirini bütün dünyaya seslendiriyor ve ilan ediyoruz. Dönüşüm yok. Bir köşede yapayalnız, cananım yok. Geceleri kara bastı, tılsımım yok. Bu hayattan başka hiçbir hümanım yok. Sessizlikte hayal ezdi, çarem de yok. Ben kim idim? İmdi neyim bilemedim. Kime deyim yürek sözüm diyemedim. Ya feleğin meşrebini sezemedim.
Yar yanına gidesim var, kararım yok. Mevsimleri sezip yattım çatlaklardan, hiçbir haber alamadım çiçeklerden. Özlemlerim delip geçti kemiklerden. Nasıl bir yer? Gelişim var, dönüşüm yok. Bu yürek sızısı, bu yürek yangını bir şairin kalbinden dünyaya ilan edilmiştir. İnsanları çaresiz, insanları imkansız, insanları umutsuz bırakanlar kahrolsun. Yaşasın mazlumlar, yaşasın mazlumların rüyaları ve yaşasın mazlumların kardeşliği. Sağ olun, var olun. Şundaklı yani yaşlarını Şarkı Türkistan Ölümalar Birlik'den bir türküm ölümaları ziyaret kıldı. Ve pişkadem ustaz Adavullah Halptacım söz kılıp mündak dedi. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Amma ba'du. Allah azze ve celle zulümden deydiğin sütü yok. Herkes mahluklarını zulüm irade kılmaydı. Zulümde Allah-u Teala üzümü kılmaydı. Zulüm kılıştığın sütü mü yok? Tüm insaniyetin özge, tüm cin mahluklarının özge, varlık mahlukatlarının özge zulümünü Allah haram kıldı. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de ve ta'amenu alel birri ve takva ve la ta'amenu alel ismi vel udvan. Zulümle herkes hemkarlaşmanla, zulümle karıştırınla, tacavuzçılıkla karıştırınla, nahakçılıkla karıştırınla, yaşlılıkla yardımlaşınla, dostlukla yardımlaşınla, yaşlı işle hemkarlaşınla dedi. Çünkü bir yerde hazır olanlar üzü için ve üzüm milleti olan varlık kerimdaşları için bir yerde hazır oldu. Şimdi bu zulümle karıştırganlık, nahakçılıkla karıştırganlık, fakat üzü için emez, bütün milletimiz için durganlık. Şunun için bulanın üzü, zalimle karıştırganlık, zalimle nahakçılıkla karıştırganlık, zulümle takabül tutganlık, şimdi bu ibadet cihattın erzeri. Şu cihattın erzerini emez, zulümle karıştırış, hakikatli kılıç, zalimle kokmazlık. Min muhunun özü an cihat hesaplanıdı. En eşeddi ebzel bogan cihat. Şunun için bir ay turvatkan kız oğul karındaşlarının her bir nefisi, her bir tınıp turvatkan haleti Subhanallah elhamdülillah'ın ebzel sevapınıdı. Silahının üzerine muhun da turvatkanınla aynı ibadet seni periz nabazlarını saklıkıp kol devletlerden nahakçılıkla karıştırsanla seni Kur'an telavet okugandık. Hatta Kur'an telavet kıp okugandın mı? Hatta zulümle karıştırışın çıkan cihat katarlıkı ecre hesabı kırışırsa. Beş'a Türksat Süni Hemrahi muvaffakiyetlik kuyup verildi. Türkiye'nin yeni Süni Hemrahi Beş'a Türksat Ankara vakti etken saat 5'ten 15 minut ötkende Amerika'nın Florida ştatıdaki Cape Canaveral bazısında muvaffakiyetlik kuyup verildi. Türkiye'nin 5. evlat süni hemrahi bulgan 5A Türksat SpaceX şirketinin 9. Falcon raketası bilen alem boşluğuna evetildi. Ankara vakti 4'ten 28 minut ötkende kuyup biriş bekitilgen bosumu havarayı sebebinden tahminen 1 saat geciktirilip 5'ten 15 minut ötkende kuyup birildi. Türkiye Katnaş Ministeri Adil Kara İsmail oğlu Türksat'ın Ankara Gölbeşi'deki merkezde ötküzülgen yığında Süni Hemrah'ın özünün orbitasına karab hareket kılışını başlığalıkını bildirip, 35 minut ötkende 5A Türksat Süni Hemrahi'den tüncü signal geldi. Süni Hemrah seferini devamlaştırıvatıdı. Bu sefer 4 ay devamlaşıdı. Andın sınak kılışını başlayımız ve Süni Hemrah vazifesini başlaydı, dedi. O bunundan kiyin 5B ve 6A Süni Hemrahlarına mı kuyup berildiğalıkını bildirip, hazır yasılışı ahırlaşkan ve sınakları kılıngan 5B Süni Hemrahi'ni İyun ayında kuyup berişini plan kılıvatımız, dedi. O yerlik ve milli 6A Türksat Süni Hemrahi'ni yasaş işlerinden devamlaşıvatkallıkını ve 2022 yılının dastlabki aylarda kuyup berişini plan kılgallıklarını kayıt kıldı. O kolga kelgen terakkiyatlarının devamı da alem boşluğuna adem çıkırış planıdan bişaret berip, yeni evlatlarının bununla tolumu kızıqıdıqallıkını ve aldığımızdaki yıllarda bunların mı emelge aşıdıqallıkını eskerdi. 5A Türksat Süni Hemrah orbitasındaki çastota ve orbita hak hukuklarını 30 yıllık kapalatke iyi kılıdı. 31 gradus şarkı orbitada Türkiye, Avrupa, Otur Şarık, Şimali Afrika, Otur Garbi Afrika, Cenubi Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'ni öz içine aldığan keng coğrafyada televizyon programlarının tarqıtış ve haberleşiş hizmetini berdi. Süni Hemrah orbitasına yetip beriş üçün 4 ay sefer kılıp, bu yıl 2021 yılının 2. çarekide hizmetine başlaydı.
Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılar 12171 yetti. 7 yanvar Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Ministri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 12171 yetkenlikini ilan kıldı. Sağlık Ministri'nin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı dep guman kılınğan 183 000 kişi tekşürülüşü arqalıq yeniden 12171 kişinin yuqumlanğanlığı eniqlanğan. Növette 1370 kişi doktorxanada bulup, bir gün içinde yana 194 kişi kaza kılıp, 8211 kişinin salametliğe eslige kelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışkı başlığından beri salametliğe eslige kelgenler cami 2172251'ge, kaza kılgallar 22264'ge, kesili iğir bimarlar 3201'ge yetken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim ben. Selamun aleyküm ve rahmetullah.